yüzünden hapishaneye mi kaçmaya çalışıyorsun Ayas? Bu zor biraz. Hayat, sorumluluklar. Bu durumu kabul etsen de rahatla artık ya. Ne diyor? Bariz bir şekilde annen, hiç senmişsin gibi durmuyor. Hayır, cezaevinde diyaliz de yok. Yazık yani. Şimdi karar ver. Hiç tanımadığın sıradan bir insanın hayatı mı? Annen mi? Sözünü tutmadı. Gelmeyecek. Süre bitti. Tekrar soruyorum. O işçi mi? Annen mi? Sen nasıl bir insansın? Telefonun sende ne işi var? Bu görüntülerin sende ne işi var? Doğru soru bu değil. Doğru soru şu. Ayaz şimdi ne yapacak? Erdoğan. Fazla zamanım yok. Beni yorma. Kararını ver. Buyurun geçin Yaşar Bey. Hani nerede? Tanığınız nerede? Biz de bekliyoruz efendim. Ama belli ki bir aksilik oldu. Siz babamın ifadesini alıncaya kadar gelir. Tamam, bekleyin. Hala umudun var mı? Bir şey olursa yine haber veririz size. İyi günler. Annem iyi misin? Hı? Geçti. Evimize gidiyoruz şimdi, tamam, merak etme. Yine Ertan mı kurtardı beni? Tamam. Sus.
Açmıyor mu? Hadi gel annem, araba şurada. Ben bir taksi atlar giderim, sen işine bak. Olur mu annem öyle şey, ben bırak. Tamam. Babası da orada, hadi. Savcı gerildi zaten. Gelemem. Ayaz. Abi, kızla konuş en azından. Açıklama yap. Yani ne bileyim ben, ya da bir bahane uydur işte. Abi affettir kendini. Affetmesin beni. Hak vermesin bana Serhat. Neden abi? Deli misin sen? Eğer Firuze gülümserse ikimiz de alev alırız. Ortalık yanar. Ayaz nerede? Nerede o? Ayaz nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Gördün mü buradaydı? Nereye gitti? Bir şey söyle. Bilmiyorum Firuze. Yani ben görmedim. Biraz önce çıktım zaten içeride. Ya sen nasıl arkadaşsın tabii ki biliyorsun. O zaman avukat olarak niye geldin bugün buraya bak. Ne olur söyle Ayaz, nereye gittin? Niye gelmiyor? Bana bir şey söyle. Vaz mı geçtin? Üzgünüm. Sakın. Sakın bir daha karşıma çıkmasın. Sakın. Çok üzgünüm. Farukcuğum. Ben diyorum ki bir çikolata, bir çiçek yaptırıp size geleyim. Ha Neli sever elma. Abicim yavaş gel ya, yavaş gel. Bir kız 18'ine bassın ulan. Bak Yasin abi, biz bu işi kendi aramızda halledeceğiz tamam mı? Bundan bak kimsenin haberi olmayacak. Ne annemin, ne Elvan'ın, ne Firuze. O Firuze var ya, şu binayı başımıza yıkar. Hiçbir şey de yapamayız, her şeyi bozara bak. Tamam tamam, beklerim. Zaten tabu da anca hallolacakmış. Bir de hazırlık yapacağım tabii. Annemin eşyalarıyla karşılamak olmaz Elvan'ı, değil mi? İyi hadi. Görüşürüz kayınço. Allah. Aliye? Paranı bırakmışsın masada. Ay kafam kaldı. Yaş ilerledikçe oluyor, annemde de var. Allah bereket versin. İki gün sonra yeni elbise dolapları gelecek. Boşsan bir yardıma gelsen olur mu? Tamam olur.
Buyurun Yaşar Bey, geçin. Tamam, cezaevine götür. Nasıl? Yapamadım baba ben. Yapamadım, başaramadım, özür dilerim. Sakın. Sakın bulmasın gözlerim Firuze. Her şey olacağına var kızım. Niye böyle baba? Niye böyle, niye kötüler kazandı? Niye, hani nerede adalet? Bak kızım. Onlar ağızlarında altın kaşıkla doğanlar. Onlar ceza almazlar, yargılanmazlar. Olan bize olur güzel kızım. Boşuna üzme kendini. Yazımız böyleymiş. Tamam bacım, yeter artık. Baba. Baba. Yaşın küçük, gençsin. İçindeki her türlü duygu bir çığ gibi büyümeye müsait. Ama bunu yapma. Kendini kandırma. Bak, savcı kızdı. Zamanını aldık. Dosyayı da aldı gitti. Ne olacak şimdi? Hı? Hiç. Koskocaman bir hiç. Bu hiçbir şeyin olmayan, hiç tanımadığın Ayaz neden gelmedi? Bilmiyorum, gelmedi işte. Bak Firuze. Eğer bu yolda beraber yürüyeceksek... ...yalan söylemeyeceksin, dürüst olacaksın. İsteklerine, kararlarına karşı çıkabilirim. Tartışabiliriz. Birbirimizi de üzebiliriz. Sen gene bildiğini okursun. Ama en azından ben bilirim, haberim olur. Bunu bir düşün sen.
Lojistik departmanımız. Kolay gelsin arkadaşlar. Masanız da burada. Bu mu yani? Anlamadım. Benim bir odam olmayacak mı? Böyle herkesin içinde mi çalışacağım ben? Eski bölüm şefinin masası. Ben de Ersan abiyle görüşeyim. Evlerinde yemekteyken böyle konuşmamıştık. O halleder. Ertan abi. Abi bir sıkıntı var. Sıkıntı sizin olayınız. Ailenizin olmazsa olmazı. Nasıl abi? İşim var işim. Abi ayrı bir odam olsaydı daha iyi olurdu sanki. E ben de ailedenim sonuçta. Yani şimdi özel bir şey konuşacak olsam duyulur ortalık yerde. Ya da ne bileyim abi daha yakışıklı olurdu sanki. Şuna bir oda vereyim. Tabii. Çok sağ ol abi. Meteyi kullan. Ayaz'ın zincirine yeni bir kilit. Ertan açmıyor. Ayaz dediğini yaptı kesin. Değiştirdin mi ifadesini? Kimse bir şey değiştirmedi. Çünkü her zamanki gibi ben doğru zamanda doğru yerdeydim. Niye bunları yaşıyorum? Ha? Niye? İddianameyle Ayaz'la neden uğraşıyorum? Çünkü beni koruması gereken Demirkan Holding'in hukuk departmanının naifliği tuttu. Anlamadım. Şimdi neden olay bize patladı? Uymak zorunda olduğumuz bazı prosedürler var. İşte bu sığ bakış açısı yüzünden bu haldeyiz. Kılıcı kınından çıkaramayacaksan kını kılıcından çıkaracaksın. Hapishane müdürünü ara. Yaşar Pınar'la görüşeceğim hemen bugün. Ayrıca mağdur aileleri ziyaret edeceğim. Ayarlayın bir zahmet. Hepsiyle aynı yerde görüşeceğim. Kapı kapı dolaşamam. Muhtemelen siz bunu da düşünemezdiniz. Hatırlatayım dedim. Berrak, iyi misin? 2 saattir seni de arıyorum, Ayaz'ı da. Niye açmıyorsunuz telefonlarımı? Bir şey oldu değil mi? Yok tatlım, ne olabilir ki? Yapma. Yapma, bunu sakın bana yapma, tamam mı? Ben...
Çocuk değilim. Yapma. Tamam. Sakin ol. Her seferinde Ayaz'la aramızdaki bütün problemleri açtık. Onun kalbinin bütün kapılarını araladım diyorum. Siz çıkıyorsunuz benim karşıma, bizim karşımıza siz çıkıyorsunuz. Ha? Sen, annem, Mehveş. Size sinir olduğu için benden uzaklaşıyor. Anlamıyor musunuz bunu? Düğün tarihini aldığımız günden beri tuhaf bir şey var. Bir şey oldu. Uzaklaştı benden. Bugün de tuhaftı. Çok garip bakıyordu. Resmen bana veda etti. Gitti mi? Ha? Ayaz gitti mi yoksa? Gitmedi değil mi? Gittim. Yerim gitti. Söyle çabuk. Gittim. Gitmedi. Gitmesin ne olur. Berrak, Ayaz senden gidemez. Asla. Gitti. Hayır. Terk etti beni değil mi? Gel buraya. Gel buraya. Tamam, sakin. Gitmez değil mi? Çok seviyorum ben onu. Gitmesin. Tamam. Sakin. Hiçbir yere gitmeyecek. Hiçbir yere. Nasıl bu kadar emin oluyorsun? Gel buraya. Gel. Hadi oğlum Santuray, hadi koçum, hadi aslanım, hadi. Hadi, hadi, hadi. Bak ben sana inandım, sen de kendine inan be. Hadi koçum, sana eşek diyenler utansın, hadi. Faruk, Faruk. Oğlum ilan yok. Ne zaman dayıyorlarmış kamyonu kapıya? He? Ne dedi Yasin? Oğlum sana söylüyorum ya. Dur anne. Allah'ım. Cezası. Anne ne yapıyorsun ya? Hayvan artık kopmuş gidiyor. Sen benim zengin olmamı niye engelliyorsun? Ya Faruk yoksa ödedin mi adamın parasını? Ondan mı bu kadar rahatsın? Ondan mı indi o ilan aşağı? Ya ne alakası var anne ya? Evini kiraya verdi. Arayan soran bitmedi. Başım şişti dedi. Yolda aldı. Allah da onun saçını başını yoldursun. Çek iç kafanı. Yaptı kupon. Kapattın bütün şeyi. Uğur nesi varsa kaçtı. Milyonlar da gitti. Gider. Sen de umudunu benim gibi havuç peşinde koşanlara bağlarsan gider. Sana da getireyim mi havuç? Arkadaşlarını seyrederken kemirirsin. Ya bana bak şu tutanlar ne zaman taşınacaklarmış? Ne yapacaklar? Gelip üstümüze mi oturacaklar bunlar? Yok ben şey yaptım işte konuştum. 3-4 gün dedim süre ver bize dedim ben. Tamam dedi vereceğim dedi izin verdi. He. Boş tenekeye tokmak çal Ali'ye. Aferin oğlum. Tebrik ederim ya. Çok teşekkür ederim. Çok büyük başarı. Ölmedik ama komadayız ha? Kızım, Adalet. Neredesin kızım? Gel. Gel bakayım yanıma. Ah, gel nereye gitti bu? Söyledim. Ayaz 2 sene önce sevgilimdi. Sonra benim hiçbir şey demeden öyle çekip gitti. Terk etti beni. Yalan söyledim. Şirkete işe girdim. Siz zaten anladınız. Ayaz'la da orada karşılaştım. İfade vereceğim dedi. Ben ona inandım. Ben ona yine inandım. Emindi. Geldi de ama geldi. Hatta annesi de oradaydı ama. Ama sonra çekip gittiler yani. Neden niye bilmiyorum ama bir şey var. Bir şey var. Gerçi bu yaptığı hiçbir şey mazur göstermez. Orada öylece bıraktı beni. Babamı. Ben o yok olsun istiyorum. O çekip gitsin, hiç hayatıma girmemiş gibi hayatımdan çıksın istiyorum.
Benim bütün sakladıklarım bunlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Ben bunu sizsiz yapamam. Seninle şöyle karşılıklı bir çay içelim ha? Hadi asma suratını. Sen hatanı kabul edip Ayaz'dan özür dilediğin zaman benim de yüzüm güler, merak etme. Tamam söz, ilk gördüğümde. Tamam. Ayrıca bence Ayaz gerçekten haklı. Mete'yi asla işe almaman gerekiyor. Basit bir iyilikti sadece. Ayaz'ı tanımıyor musun Allah aşkına? Sevmez öyle şeyleri. Hava alacağım. Telefon nerede Ertan? Haberin olsun. Evden çıkarken telaştan fark etmemişsiniz. Kardeşinin telefonu hep kayıttaymış. Nasıl ya? 2 yıl nasıl saklarsın bunu bunca zaman? Hı? Tedbir. Başka kopyaları da var. Ayağındaki pranganın anahtarı yok Ayaz, kabul et bunu. Ya sen nasıl bir ruh hastasısın? Ön gösterim bayağı etkili olmuş. Lan söz konusu olan annem. Onu oraya getirtip ifade aldırtmak ne demek lan? Ölüyordu kadın korkudan. Lan söz konusu annem be. Annem. Annem. Duygularını kontrol etmeyi öğren artık. Öğren. Benim aileme bir daha yaklaşma. Zarar verme. Abi. Bir daha sakın yaklaşma abi. Benim aileme. Lütfen. Ertan sakın gebertirsin. Benim lütfen. Aileme zarar verme bir daha. Tamam. Yeter. Tatlım. Hayır. Yapma, ne olur yapmayın. Yapma. Yeter. Tamam Berrak. Yeter. Tamam. Mis. Bir şey yok, bir şey yok. Berrak. Ayaz. Berrak. Kar. Ne oldu? Tamam, tamam. Küçük bir tartışmaydı. Abi kardeş arasında olur öyle şeyler. Safiye korkmaz. Evet. Bugün olmaz artık. Yarın sorarım adliyedeki arkadaşlara. Bakalım niye gelmiş Safiye korkmaz? Dertleri ne? Benim de çizimi bitirmem gerek. Yoksa Ertan her an kapıya koyabilir beni. Asla. Şirketteki konumunu korumalısın. İpin ucunu güvenlikçiden mi yoksa başka birinden mi tutacağız? Hiç belli olmaz. Hayrınıza güvendiğim için gerek kalmaz diye hiçbir şey yapmadım ben tabii. Şimdi gerekirse sabahlayacağım. Ne yapıp edip bitireceğim. Rize, baban çok şanslı. Teşekkür ederim, yerine getiririm. Berrak. Daha iyi misin güzelim? Ablacığım gel bir yüzünü yıkayalım. İyi gelir ha? Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Anlamadım. Anlama. Her şeyi ben anlayacağım zaten, merak etme. Berrak.
Onun saçının teline zarar gelmeyecek artık. Tatlım. Ne oldu, iyi misin? Bir şey ister misin, bir şey yapmamı falan? Sadece Ayaz'la olmak istiyorum. Başka kimse istemiyorum. Peki. Gidelim mi? Ayaz tarafından arzulanmak, sevilmek öyle bir mesele oldu ki. Acı çektikçe tutkusu büyüyor. Ayaz da onu seviyor. Acaba o yüzden mi yakıyordu ailemizi? Bu sevgi değil, bu kaçma isteği. Kaçamaz. Hiçbir yere kaçamaz. İfade verdi mi? Hayır. Burada mı? Evet. Birlikte el ele dışarı çıktılar mı? Kocaman bir evet. Buraları temizletir misin? Arabanı hala servisteyse kaza büyük demek. Neden bana söylemiyorsun? Gel bir hastaneye gidelim ha? Bir kontrol ettirelim. En azından içimiz rahat olsun. Berrak, iyiyim ben. Merak etme. Sen ne yapmak istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Söyle hadi. Biliyorum. Şu an ne şirkette olmak, ne abimi görmek, ne de beni görmek istiyorsun. Anlıyorum gözlerinden. Ben showroom'a geçeyim. Sen de bir kafanı dinle, bir nefes al. Yarın yapacaksak bir şey yaparız zaten. Tamam. Hadi git. Arıyorum ama bulamıyorum. Yok. Neredesin? Niye şirkette çalışmıyorsun? Çünkü gerekirse sabahlayacağım Ertan Bey, o yüzden. Peki tam şu anda ne yapıyorsun? Neredesin? Çalışıyorum. Dışarıdasın. Arkadaşımla çalışıyorum çünkü. Kahve bitti bende, o yüzden. Neden evde değil? Çünkü bilgisayarım bozuk. O yüzden. Tutamayacaksın sözünü. Tutacağım Ertan Bey. Bir müsaade ederseniz. Yarın projeyle gelmezsen hiç gelme Firuze. Thank you.
Efendim? Firuze, Berrak ben. Yardımına ihtiyacım var. Ayaz iyi değil. Bir şey olmuş belli ki. Ailesiyle, annesiyle ilgili bence. Berrak Hanım, ben bilmiyorum. Nasıl yani? Hiç karşılaşmadınız mı bugün? Yani şirkette falan. Evet, karşılaştık. İskelenin orada karşılaştık hatta az önce. Sadece selamlaştık. Ama yani açıkçası iyi mi değil mi ben hiç fark etmedim. Tamam. O zaman sen eğer bir haber alır, bir şey duyarsan beni de bilgilendir. Numaramı kaydedersin. Tamam. Sıkıntı değil. 20 iş gününde çözeriz. Ben hemen yarın birilerini görevlendiririm. Tadilat başlar. Sağ olun Ertan Bey. Gel. Mahkumu getirdim müdür bey. Alın içeri. Bizi yalnız bırakın. Ayakta kalmayın. Oturun lütfen. Bütün savaşım ayakta kalmak. Akıl mı, onur mu? Babam sormuştu. Küçükken. Onur dedim. Zamanla akıl olduğunu görürsün dedi. Haklıymış. Haklıymış. Şimdi ben size soruyorum. Belli ki size buradan çıkış yok. Ceza, yaş, hesap bu kadar basit. İsterim ki kaçınılmaz sona mutlu gidin. Basit bir itiraf karşılığı. Neyse öderim. İşlemediğim bir suçu üstüme mi alayım? Yok, hemen itiraz etmeyin. Biraz düşünün. Umarım sizin doğru cevabı bulmanız benden kısa sürer. Umarım. Hükümlü sizindir. Söyledi ya. Sen dedi, bizim için dedi, çok önemlisin dedi. Allah, kokuya bak. Ne oluyor burada? Bu ne? Allah. Etsiz mi yiyeceğiz kuruyu? Aa, etsiz olur mu oğlum? Karar veremiyorum işte. Kuzu kol mu koysam, dana incik mi koysam? Ne maytap geçiyorum ben anneye? Allah'ım yarabbim. Bunu bulduğuna şükret. Yarın bu da yok. Ya hırsız olacağım ya dilenci, sen de bana et diyorsun. Yoldurtma bana etlerini lime lime. Ya annem, güzel annem, best modelim. Bak ya öyle deme ya. Allah bir yol açar bize. Sus ya. Onun da zoru var benimle bu ara. Sınava koydu beni. Hırsız oluyordum lan. Ne diyorsun ya? İşte Başak Hanım yok mu? Benim temizliğe gittiğim. Ha. Şimdi
Kadının yatak odasını temizleyeceğim. Girdim odasına. Ay, yatağın yanında bir kutu. Bir baktım. Ay, içinde euro. Elim gitti böyle. Dedim Ali'ye, seni kınayan önce senin gömleğini giysin dedim. Aldım euroları elime. Sonra bıraktım. Allah'ım, tövbe yarabbim ya. Lan oğlum, ne yapıyorsun ya? Öf, mundar ettin yemeği. Çek şuradan. Anca hamini guttiri sen tüket. Kunduz gibi. Üretim sıfır. Hep Ali'ye düşünsün. Hep Ali'ye parçalasın kendini. Hadi yükle. Yalvarırım yükle. Hadi. Hadi. Annem. Meyve getirdim sen. Sağ ol. Oğlum. Ben çok kızgınım. Sana değil, kendime. O günden sonra sana hiçbir şey sormadım. Birkaç kere denedim ama sen de konuyu kapattın hemen. Ne babanı bildim, ne nasıl hallettiğini. Ama şimdi anlıyorum ki bu evlilik her şey bir diyet. Öyle değil mi? Öyle bir şey yok annem. Biliyorum. İnkar etsen de biliyorum. Sen ne Berra istiyorsun, ne bu düğünü istiyorsun. Elinden gelse kaçıp gidersin. Tam 2 yıl sen bu evlilikten kaçtın oğlum. Anne, o düğün olacak. Ben evleneceğim. Bunun sebebi de ne Berrak, ne Erdan, ne de o gece. Artık sorma. Artık sorgulama. Dışında yaprak kımırdamıyor. Ama içinde fırtına var. Bu içinde tuttukların bir gün taşar. Aşınırsın, kırılırsın be oğlum. Keşke kırılsan. Dal bile kırıldığı yerden yeşerir. Bak, tam kalbinde. Dersler nasıl Tospa? İyi. Hadi ben çıktım. Afiyet olsun size. Tamam. Aman işte bu Firuze'den daha deli çıktı. İftar listesine mi girmiş, ne yapmış bu? Hocaları da diyormuş ki illa tıp yaz, illa tıp yaz. Zorluyorlarmış bunu. Sanki 6 sene kendileri okutacaklar. Çalış Ali'ye, okut Ali'ye. Elvan akıllıdır. Firuze'ninki bal. O sınavda attı tuttu işte ondan. Mimar mı çıkacak ondan? Alayım ben onu. Yemedik kızım. Bırak bana işte, gitmiş kafası, yaptıracağım.
Ya tabii. Daha önce tamliye diye götürüp sattığım bilgisayarım gibi değil mi? Ya Firuze boş yapıyorsun kızım. O bilgisayar ölmüştü. Yüzümüze bakıyordu bizim. Hadi yaşıyorum yaşıyorum diye. Firuze bak avans dedim dedim. Hiç sesini çıkarmadın. İki gün sonra maaş. Vallahi kuruşu kuruşunu elime sayacaksın ona göre. Al yavrum. Tamam anne. Yavaş ye. Bana yapıldı. Ay yandı be. Bak bana inat yapıyor bak. Faruk ben çıkıyorum geç kaldım. Gel şunları sen tamamla. Ne tamamla? Yemek mi yapacaksın? He yemek mi gel? İyi de delirdiniz siz ha. İyi günler abi. Eyvallah. Elvan. Bir iki dakika baksan ya içeri. Niye? Eşyaları değiştiriyorum hepsini. Koltuk takımı falan. Da. Seçemiyorum işte. Senin dimağın gençtir. Modayı da iyi bilirsin değil mi? Bana bir yardımcı olsan. Ben ne anlarım Yasin abi? Abi demesek... lazım olur. Hadi bana zevkini bahşet. Anlamam dedim ya Yasin abi. Okula geç kalıyorum ben. Git git. Bunlar son gidişlerin zaten. Filistir bu mu? Günaydın. Günaydın. Sorma bu. Ama belliydi zaten. Çizim programını 10 saat daha önce yükledim. Ne yapar sence Celal halleder mi? Aa, delisin. Benim Esma Filin tam canavardır. Şak şak hallettirir. De Ertan'a ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Yani bilmiyorum. Yetiştiremedim diyeceğim. 2-3 gün daha süre isteyeceğim ama bulacağım çaresini. Gerekirse yalvaracağım. Babamı kurtarmak için bu işe ihtiyacım var Şule. Başka bir umudum yok. Ah Ayaz Efendi ah. Güvendiğimiz dağlara karlar yağdırdı yani. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah. Ne diyeyim ben ona? Şimdi ifadeyi verseydi her şey çoktan bitmişti Firuze ya. Hadi ben gittim. Çıtayım. Bak, bilgisayar bu. Firuze'ye Celal hemen yaptırır dedim. Ama senin hatırında bir yere kadar. Sevap kredisi de tükendi yani. Biz Firuze'nin ayakçısı değiliz herhalde. Ver emri, hizmet bekle, bedel ödeme. O nasıl laf ya öyle Celal? Aşk olsun, insanlık öldü mü? Aa, haberin yok mu? 100 yıl önce gömdük biz onu. Firuze'ye söyle, keşistir. Bu kez kolye molye işlemez. Hadi kaçtım mı? Çıkmış gitmiş değil mi? Erken işi vardı herhalde. Hesapta aynı yerde çalışıyoruz. Ama tabii benimle görünmek şeklini bozar o hazretin. Dolmuşlarda sürüneceğiz yine. Abim arabasız geldi dün arızalanmış. Bak, o da dolmuşlarda sürünüyormuş işte. Ya he anne, he ya. Sen zaten git anca Ayaz oğlunu koru. Mete kim ki zaten? Yavrum, hepiniz benim için birsiniz. Bravo. Gerçekten yani gece o kadar geç saatte gelmene rağmen... performansın müthiş, bravo gerçekten. Ne dedi Yaşar Pınar? Soru sormadım, teklifte bulundu. Biraz düşünsün. Yarın cevap verecek. İyi. Aileleri ziyaret programı tamam. Hepsi aynı evde toplanacaklar. Kameraman hazır. Muhabir hazır. Beraber gideriz. Olur. Hediyeler ne olacak peki? Ne hediyesi? Ne yapacağız Mehveş? O kadar insanın karşısına geçip... sizi anlıyoruz mu diyeceğiz sadece? Bir bakayım. Zahmet olacak. Bak Ertan,
Dün de söyledim. Ben hukuk insanıyım. Onca yıllık eğitimi senin başını beladan kurtarmak için, suç örtbas etmek için almadım. O yüzden bana böyle davranma. Oo, sen bayağı alınmışsın. İyi peki. Şöyle yapalım. Seni hukuk ofisine alalım. Bütün gün duruşma salonları, suçlular. Uğraşır durursun. Ne dersin? Hı? Kuru yapraklara dikkat edelim. Görüntüsünden geçtim ama enerjisi kötü. Hadi ben kaçtım. Gerçekten o kadını hastaneye mi götürüyorsun şimdi sen? Evet anne. Gözlerimi yaşartıyorsun. Safiye Hanım'a yarın kıyafetleri götüreceğimi söylemeyi unutma. Bana cevap verme tenezzülünde bile bulunmadı. Yoksa şoförle gönderirim. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika. Sakın öyle bir şey yapma anne. Yani zaten bu kıyafet konusunda emin değilim. Bence ayıp ediyoruz gibi geliyor. Ben bir Safiye anne ile konuşayım ondan sonra lütfen. Hadi bay. Safiye anne. İyiler, iyiler. Yani nefes alıyorlar çok şükür. İyi olmak böyle bir şeyse. İyiler. Ama Yaşar, benim dayanacak gücüm kalmadı. Bak, bak ben sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Boşanalım. Sen ne diyorsun Aliye? Kağıt üstünde be, yalan den. Sırf babamın maaşını bana bağlasınlar diye. Hani fidanlar yaptıydı ya öyle bir şey be, oradan geldi aklıma. Dedim, biz niye yapmıyoruz dedim. O maaş bize can suyu olur, Yaşar. Çalacaktım ya. Günaha girecektim. Yani o kadar çaresizim Yaşar. Hırsız olacağım, boşanalım gitsin. Ailemizi dağıtacaksın, devleti dolandıracaksın. Bulduğun çare de bu. Ya biliyorum, biliyorum ne kadar riskli ama ne yapayım, ne yapayım? Hem sen bana niye kızıyorsun ki? Ben sana kızıyor muyum? Hayata kız. Ben de bir çözüm bulmaya çalışıyorum burada. Senin en azından yatacak yerin var, önünde yemeğin var. Biz ne yapalım? Biz resmen sokaktayız ya. Yasin tutturdu çıkın 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 diye. Kiralar yığıldı yığıldı. Biz nasıl ödeyeceğiz onu? Hiç para yok, pul yok, bir kuruş. Haberin var mı senin bunlardan? Faruk iş buldu bir tane. Nereye buldu? Faruk iş buldu. Ben sen üzülme diye öyle söyledim. Kızına da söyledim. Dedim git dedim şu patrondan avans al. Onun da bir kulağından girdi öbüründen çıktı. Ben Yasin'le konuşurum. Anlatırım durumu. Müsaade isterim. Yasin vermez vermez vermez. Yahu belediye sadece nikahımızı bozacak bir şey yok bunda. Sen yoksa öyle şey olur mu Yaşar? Allah'ın huzurunda sen dünya ahiret kocamsın. Olur mu öyle şey? Kimse bilmez. Çoluğa çocuğa bizimkilere de söylemeyiz ya kimseye. Sus tamam. Tamam. Sen bunları demedin ki. Ben de duymadım. Yaşar. Aile her şeydir. Asla birliğimiz dağılmayacak. Tamam. Görüş bitti. Partilendi değil mi? Kaçta geldin acaba? Tamam anne ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ne oldu o vizeler? Hani çalışacaktınız Filiz'le? Kız sana programını yollamış, cevap bile vermemişsin. Kezban'a bak ya. Şikayet mi etti bir de? O Kezban dediğin kız bölüm birincisi. Üstelik burslu. Derhal arayacaksın onu ve çalışmaya başlayacaksınız. Tamam anne ya. Tamam. Korhan! Tamam, teslim oluyorum. Ateş etme. Safiye anneciğim, aşk olsun ya. Neden bana haber vermediniz?
Buralara kadar tek başınıza gelmişsiniz bir de. Kızım otobüs dolmuş vızır vızır işliyor buraya. Ben her zaman böyle gidip geliyorum. Asıl sen niye zahmet ettin? Olmaz Safiye anne lütfen. Zahmet falan değil. Gerçekten çok üzüldüm. Lütfen bana artık tedavi saatlerinizi, günlerinizi söyler misiniz? Bundan sonra ben götürmek istiyorum sizi. Ben olmazsam bile şoför götürecek. Lütfen buyurun. Berrak kızım, yanlış anlama ne olur. İyi ki de geldin tabii. Ama merak ettim, Ayaz mı istedi senin böyle beni getirip götürmeni? Hayır, hayır. Ayaz'ın haberi bile yok. Yani hem böyle bir şey istemez zaten benden. Ben biraz onu kötü görünce kendim yardımcı olmak istedim yani. Ayaz'ı bu aralar çok iyi görmüyorum Safiye Hanım. Tabii bana da bir şey anlatmıyor üzülürüm diye ama son zamanlarda gerçekten tuhaf. Acaba siz yani konuşmuş olabilir misiniz? Vallahi ben bir şey fark etmedim kızım. Gerçekten mi? Size de bir şey söylemedim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Neyse yani belki de ben abartıyorumdur. Çok sevdiğim için herhalde. İşler. Gelmedi mi Firuze? Görmedim Ertan Bey. Sanırım gelmedi. Gelirse odama alma. Banu Hanım, Ertan Bey birinin adresini, telefonunu istedi benden ama ben unuttum. Şimdi soramıyorum da. Çalıştığı bölüm? Güvenlik. Böyle esmerden, orta boylarda bıyıklı biriydi. Haluk Dursan mı? Sanırım. Haluk Bey ayrıldı işten. Öyle mi? Ne zaman? Bir ay oldu herhalde. Ben maillerim Ertan Bey'e. Yok. Yani ben emin olayım Haluk Bey mi değil mi? Ona göre size dönüş yaparım, olur mu? Tamam. Bu ne oğlum? Böyle mi çalışıyorsun sen? Ya abi bir dur ya sabah sabah. Bismillah. Daha filler tepişiyor tepemde. Mete. Madem beni bile ezdin geldin girdin buraya. Çalış oğlum. Çalış. Abisinin sayesinde dedirtme insanlara. Sen hiç merak etme abi. Ben hak edeceğim zaten kuruşu kuruşuna. Neden sözünü tutmadın? Ben sana söz konusu babam bana bunu yapma demedim mi? Sen bana bir umut verdin. Ben de babama eve gideceğiz sözü verdim.
Peki sonra ne oldu? Kelepçeyi takıp cezaevine geri gönderdiler. Sayende. Ayaz neden? Cevap ver ya. Cevap ver. Neden? Neden sözünü tutmadın? Neden? Oraya kadar geldin. Neden geri döndün? Ya sen hangi ara bu kadar kötü biri oldun ya? Senin bana hiç mi acıman yok? Senin hiç mi vicdanın yok? Sen beni daha kaç kez öldüreceksin Ayaz? Ayaz sen beni daha kaç kez öldüreceksin sen beni? Sen beni daha kaç kez öldüreceksin? Kaç kez öldüreceksin sen beni daha? Beni daha kaç kez öldüreceksin? Bir dakika nereye? Yeter ama fazla oldun artık sen. Kabul etmiyorsan Ertan Bey. Sadece konuşacağım. Bana güvenliği çağırtma. Birsel, bırak gelsin. Odana geldim baktım boş. Bu sefer kesin seni kovmaya karar vermiştim. Sonra kendi odama geldim. Bir baktım çizimler masamın üstünde. İnanılmazsın. Sürprizlerle dolusun. Nasıl başardın bunu? Hı? Başka şirketlerde çalışabilirdin. Staj yaptığın yerden de öğrendim. Herkes kendine hayran bırakmışsın. Ama şimdi buradasın. Karşımda. Ne için? Ertan. Toplantı var. Benim de daha sonrasında biraz işim var. Tamam, geliyoruz. Hadi. Kapıyı kapat. Dışarıdan. Bilgisayarım bile yok. Haksız mıyım inadım konusunda? Yokluk beni hiçbir zaman yıldırmadı. Öyle olsaydı eğer okulu bitirip mezun olamazdım. Sizin için zor gibi görünse de bu benim gerçeğim. Savaşçısın, onu anladık da. Motivasyonunu çözemiyorum. Burada çalışmak benim için önemli. Çünkü burada sizinle çalışmak istiyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Çizimleri al. Bina
komple cam eken olduğu için dışarıdan kötü görünür. O yüzden bu kolonları biraz azaltacağız. Şu ortaya iki tane perde getiririz. Buraya depoyu sıkıştırabiliriz. Doğal olarak alan açılır biraz da. Dışarıdan kötü görünmemiş olur. Safiye anneciğim, bu arada düğün hazırlıklarının telaşından soramadım da size. Var mı bir şeye ihtiyacınız? Yardım etmem gereken bir şey var mı? Yok kızım, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şeyimiz tamam, çok şükür. Ben zaten İclal Hanım'a da söyledim o gün. Biz her şeyimizi kendimiz hallediyoruz. Sağ ol, eksik olma. Tabii canım, yani Ayaz zaten her şeyi hallediyordur. Ya benim de öyle formalite icabı sordum sayın. Bu arada yani eğer müsaitseniz yarın annemle size gelmek istiyoruz bir. Annem sizi aramış ama herhalde unuttunuz dönmeyi. Ya evet, unuttum gerçekten. Kusuruma bakmasın İclal Hanım. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Yaşlıktan herhalde unuttum cevap ver. Aa, olur mu öyle şey yaşlılık falan? Düğün telaşı. Ben de aynı şeyi yapıyorum. Atladığım o kadar çok şey var ki. Bir de üstüne şimdi evimiz çıktı tabii. Onunla uğraşıyorum. Bu arada evimizi görmek ister misiniz? Ayaz'ı da alırız, birlikte gideriz. Bilemedim şimdi. Uygun olur mu? Tabii uygun olur. Yani ben kendi adıma çok mutlu olurum bir kere. Lütfen gidelim. Peki. Gidelim o zaman. Bir iki eksik dışında gayet güzel bir çizim olmuş bence. Akıllıca kotarılmış. Genç yeteneklere inancım konusunda bir kez daha haklı çıktım. Tebrikler Firuze. Firuze Hanım, bir bakabilir misiniz buraya? Şurayı tekrar çizmek ister misiniz? İkinci blok. Cevap vermediniz. Neyse. Eksikler neyse tamamlayın. Geciktik. Firuze. Bir dakika. Ayaz'la aranızda bir sıkıntı mı var? Anlamadım. Bence gayet iyi anladım. Ne var? Hiç. Hiçten fazlası. Gıcık oluyorum. Yani bu proje mevzusundan beri pek iyi anlaşamadık. İşe yansıttığım için de özür dilerim. Yalnız değilsin. Ama mecbursun. Hadi işine. Ne kadar kötü bir haber vereceksin. Anlat bakalım.
Kazada 20'den fazla çocuk babasız kalmış. Çoğu 18 yaşının altında. İçinde bebek olanlar da var. Babalarının yüzlerini hiç hatırlamayacaklar. Erdem. Biz kötü insanlar mıyız? Yani nasıl bir yerde duruyoruz ki böyle yaptığımız tek bir hatayla koca bir dalga yaratıyoruz? Meveş, olanlar bir kazaydı. Bilerek isteyerek yapmadık. Şimdi telafi etmek için uğraşıyoruz. Hani şu yol yapılmadığı için elimizde kalan konutlar var ya. Diyorum ki yerleştirelim mağdur aileleri. Herkesin kendi evi olsun. Ne zaman çıkarız aileleri ziyaret için? Mehmet sen gelmiyorsun. Az önce anladım ki bu ziyarete uygun bir refakatçi değilsin. Duygusallığın orada bana zarar verir ama. Firuze ile gideceğim. Neden gelecek acaba? Zehra abla. Heh. Akşam bize gelecekmişsin. Ertan Bey var ya, Demirkan'ın sahibi. Hı. O bizi görmeye gelecekmiş. Allah Allah. Niye? Bilmiyorum vallahi. Annem gelsin dedi. İyi tamam, gelirim kızım. Test sonuçlarına göre zeminin yapısı gevşek ve kronörel. Mühendis ekip olarak yapmış olduğumuz çalışmada taşıma gücünü iyileştirmek için öncelikle kompaksiyonel kazıklarla başlamamız gerektiğine karar verdik. Kahveleri şuraya bırak. Teşekkürler. Ayaz Bey, siz kahve içmiyor musunuz? Bana biraz daha sert bir şeyler lazım Ali Bey. Saatimiz erken. Müsaadenizle ben biraz mola vereceğim. Ayaz toplantıdaymış. Biz odasına bekleyelim olur mu? Önce bir lavaboya uğrasam. Aa tabii tabii. Hemen solda. Firuze. Ne haber, nasılsın? İyiyim, siz? Sağ ol. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ayaz'ın odasına geçelim mi? Firuze çıktı mı? Burada mola verdi. Gelir birazdan, ne oldu? Söyler misiniz Ayaz Bey bir yere kaybolmasın. Ertan Bey'le kazada ölen işçilerin evlerine gidecekmiş. Olmaz olmaz. Biz çalışıyoruz burada yani. Bahane yok, gelecek dedi Ertan Bey. Tamam gelsin, ben söylerim. Kötüydü. Abimle de tartıştılar. Sanırım ailesiyle ilgili bir problem var.
Ben dün işe gelmediğim için bilmiyorum. Ayaz'ın canını sıkan ne varsa ortadan kaldırmak istiyorum. Ben bir şey duyarsam haber veririm. Sevinirim. Ne yapıyorsunuz burada? Firuze'yi düğünümüze davet ediyordum. Davetiye misin? Yani teşekkür ederim ama ben gelebileceğimi sanmıyorum. Aa, neden? Ben daha tarihi bile bilmiyorsun. Belki de müsaitsin. Lütfen kırma beni. Sevgilim, hoş geldin. Müsaadenizle. Ayaz'ın odasına bakmıştım. Burası. İşte sana en güzel sürprizim. Annem. Hayırdır? Safiye anneyi hastane çıkışında aldım. Yani sonra arabada giderken belki eve bakarız diye düşündük. Sen de gelmek ister misin? Tabii tabii. Efendim Önder Bey. Firuze kızım, haklı çıktın. Bir dert var. Dün annesinin ifadesini almışlar. Neden? Aa, sabredeceksin. O kadar kolay değil. Öğreneceğiz bakalım. Anladım, teşekkürler. Firuze, konuşmamız lazım. Çok geç artık, konuşacak bir şey yok. Çıkar mısın? Firuze, sohbete gelmedim buraya. Seni uyarmaya geldim, lütfen. Çelme takıp düşürdün, şimdi el uzatma. Uzak dur benden, yeter. Ayaz, neredesin? Ben de sana bakıyordum. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok, ben fikrimi değiştirdim. Onu söylemeye geldim Firuze Hanım'a. Berra. Ertan ya, geçenlerde söyledi ya bize. Olmazsa sizin evi Firuze Hanım yapsın dedi ya. Ha, evet. Onun için. Ben de şu ara çok yoğun. Hani ikinizin halletmesi daha uygun olacak diye düşündüm. E güzel. Karar verdin sonunda. Hadi gidiyoruz Firuze. Şimdi mi? Evet. Safiye anne de ilk defa görecek. Hem sen de fikir edinmiş olursun. Hadi. Evet evet, hadi. Hadi hemen hazırlan Firuze Hanım. Çıkacağız, gidip geleceğiz. Hayır, gecikme falan olsun istemiyorum, lütfen.
Hadi havalandırmaya. Sen hariç. Yaşar'a bugün de havalandırma yok. Acilen telefon etmem lazım. Müdürle konuşacaktın, ne oldu? Aa, unutmuşum. Bak kardeş, bana ne yaparsan yap umurum olmaz. Çocuklarım söz konusu. Bak, gözünü seveyim İsafet. O telefonu etmezsem çoluğum çocuğum sokakta kalacak. Öldürdüğün garibanların çocukları gibi mi? Geldiniz. Ayaz seçti. Yani gerçi daha önce söylemiştim zaten. Burası oturma odası olacak. Yani sevgilim daha iyi bilir. Ne güzel. Demek yüksekten korkmuyorsunuz. Evin iç dizaynına. Yani önce nasıl bir şey yapacağımıza karar verelim. Rustik mi, modern mi? Benim kırmızı çizgim Feng Shui. Yani buna çok dikkat edersek sevinirim. Gerçi sevgilim bu işlerden çok iyi anlıyor. Onun fikirleri benim için çok önemli. Değil mi sevgilim? Bizim evimiz. Güzel. Sevgilimin hayali neyse benimki de o aslında. Safiye anne, diğer odalara bakalım mı? Olur kızım. Buyurun. Sakın. Sakın ağzını bile açma. Olarak düşünüyorum şimdi. Evet birazcık küçük ama yine de sığarız gibi düşünüyorum. Bu tarafa yatak başını koyarız. Buraya bir iki berjer koyarız. Gün doğumuna karşı belki kahve falan içeriz. Çok güzel olmaz mı? Burada minimalist takılırız. Biz öyle yapalım. Koca oda kızım. Sığabilirsiniz rahatlıkla. Yan tarafta bebek odası. Orayla ilgili de birkaç bir şey soracağım. Sen olsun değil mi? Evet olsun. Sen o Firuze'sin değil mi? Firuze, aşağı in hemen. Tamam Ertan Bey, geliyorum. Firuze, nereye? Abiniz gelmiş, aşağıda bekliyormuş. İyi günler, sonra görüşürüz. Safiye anne. Yani evin işi biraz çok. Firuze, sakın o arabaya binme. Kazada ölenlerin ailelerine gidiyorsunuz.
Nereye gidiyoruz? Soru sormak değil işin, cevap vermek. Burada patron benim. Benden habersiz 5 metre uzağa gitmek yok. Tekrar olmasın. Sakın. Kız kardeş. Sakın. İyi, tamam. Duyamadım. Utku sağa çek, Firuze inecek. Bir dakika ya, ne oluyor? Sağa çek. Tamam, özür dilerim. Devam et. Oğlum sen nasıl bir ateşin ortasında düşmüşsün ya? Bana acı diye anlatmadım ha. Çözüm bul diye anlattım oğlum. Oğlum her şey Ertan'ın elinde. En ufak bir yanlışında ortaya görüntüleri atacak, bitecek Safiye teyze. Ya bakma öyle oğlum. Ben olacağı söylüyorum sana. Ya tamam Serhat. Kapat konuyu. Kapat. Adliyeden çıkışta sen gittin, indi Firuze hemen ardından. Görmüş seni. İçim parçalandı kızı görünce. En azından bir açıklama yapsaydın iyi olurdu. Ya ben Firuze'ye neyin açıklamasını yapacağım? Ben neyi anlatacağım oğlum ona? Öyle bir konuşma bizim aramızda hiçbir zaman geçmeyecek Serhat. Bunu böyle bil. Ha. Benim Firuze için yapabileceğim en iyi şey ona sessizden böyle derinden yardım etmek olur. Onu da hoş kabul ederse. Bir yandan da Ertan kıza sessizden derinden yaklaşıyor diyorsun ama. Ya bak sen yine kızacaksın bana, yürüyeceksin biliyorum ama yine de söyleyeceğim. Ne zaman pişman olursun biliyor musun? Yarım bıraktığını başkası tamamladığında. Sakın. Ayaz oğlum yapma ya. Sen de burası. Nereye işin bu? Esaretimle buluşmaya. Niye bu kadar geciktik? Gelmek üzereyiz Ertan Bey. Vaktinde çıksaydık. Firuze, sakın o arabaya binme. Kazada ölenlerin ailelerine gidiyorsunuz. Geldiler ya. Beyim hoş geldiniz. Beyim hoş geldiniz. Ertan Bey. Ertan Bey. Buyurun, buyurun. Çocuğunuz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Yollarda kaldı. Hoş geldiniz Ertan Bey. Hoş geldiniz Ertan Bey. Hoş geldiniz efendim. Çerez var. Hoş geldiniz. Ertan Bey, buyurun. Çocuğunuz yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mademiz hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ertan Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ertan Bey. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Hadi kızım, hadi geç kalacağız. Dediklerimi unutma, tamam mı? Ertan Bey sorarsa ben Ahmet'in kızıyım diyeceksin. Tamam mı anneciğim? Hadi aferin. Alır mıydınız?
Öyle uzaktan baş sağlığı dilemek bize yakışmazdı. Gelip sizleri yakından görmek istedim. Kaybettiğimiz her can bizim de canımızdı. Onlar bizim çalışma arkadaşlarımızdı. Keşke böyle bir kaza yaşanmasaydı. Kaza değil ki. Suçlu yaşar. Ceza alsın diye dua ediyoruz o. Bizi yaktı. O da yansın. O ölmeden içimiz soğumaz. Asansörün arızalı olduğunu söyleselerdi yaptırırdınız. Teknisyen her seferinde söylemiş. Çürüsün inşallah içeride o yaşar. Ona güneş nasip etmez ki artık ak. Keşke o da ölseydi. Niye kaldı ki? Arkadaşlar öfkenizi anlıyorum. Ama size söz veriyorum. Adalet yerini bulacak. Benim hiç şüphem yok. Bulsun tabii. Yaşar'ın aldığı her nefes haram. Duruşma ne zaman sonuçlanır? Sen kimin kızsın? Zehra gelin cenazesinde vardı. Vardı teyzeciğim. Şirket göndermişti beni. Titriyorsun. Korkma. Gel kız Zehra, hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Bir şey kaçırdın mı kız? Yok, geç geç. Deminecek geldiler daha, geç. Kalabalık mı geldiler? Ya vallahi yanında bir kız var. Böyle şık şıkıdım giyinmiş. Ya gözümde bir yerden ısırıyor ama ben çıkaramadım bir türlü. Bir de ben bakayım. Gel, bak. Hadi ayakkabılarını çıkar. Hadi geç, geç çıkar ayakkabılarını. Hah. Firuze abla. Arkadaşlar giden geri gelmez ama en azından size küçük bir yardımda bulunmama müsaade edin. Hepinizi ev sahibi yapmak istiyoruz. Duydunuz mu? Erhan Bey ne diyor, duydunuz mu? Allah razı olsun, Allah sağ ol Erhan Bey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Firuze Hanım iyi misiniz? Buyurun arabaya oturalım. Buyurun. Allah razı olsun Ethem Bey sizden. Evimizin tapusunu ne zaman alırız? Benim oğlan da rahatsız. Ona da bir yardım ederseniz Allah razı olsun. Krem'den insansınız. Teşekkürler. Yine bekleriz. Sen Ertan Bey, Allah razı olsun. Allah razı olsun Ertan Bey. Çok iyisiniz. Çok iyi niyetiniz Ethem Bey. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bugün anladım ki bu ziyaret ne size ne de bana yetti. Yetmez de. Bize müsaade edin, hazırlanalım. Arkadaşlar size yardımcı olacaklar. Dertlerinizi tek tek dinleyip bana aktaracaklar. Söz veriyorum hepinizle ilgileneceğiz. Hepinizle. Sizi yalnız bırakmayacağız. Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah merhamet etsiniz ya. Çok iyi kalbisin. Allah tutuğunuzu altın etsin. Amin. Allah razı olsun. Ertan Bey hayırlı akşamlar. Sürüt kusur. Sen de dayanamadın değil mi? Neye? Her şeye. Evdeki koku bile dayanılmazdı ya. Ben acılarına dayanamadım Ertan Bey. Öfkelerine, kayıplarına, oradaki yetim çocukların şaşkın hüzünlü bakışlarına dayanamadım ben.
O insanların yokluğun acısıyla size el açmalarına, sizden medet ummalarına dayanamadım. Evin kokusuna da gelince üstüme sinen kokudur. Tiksinmem çünkü yuvamdır. Berrak, beklettim, ne olur kusura bakma. Sorun değil. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Buzları eritmeye gidiyoruz. O kadar çalıştık. Hak ettik. Ben evimde dinlenmeyi tercih ederim. Sormadım. Siz hak ettiğinizi alırken ben evime gitmek istiyorum. Mesai bitmedi. Ne işimiz var otelde? Rufunu seviyorum. Çalışanlarını, manzarasını. Yoksa yatağımı en sevdiğim. Mecbur muyum? Utku, izinlisin. Anahtarı bırakıp gidebilirsin. Işıklar başınızı döndürürken karanlığa düşmeyin. Buyurun. Aynen. Sütlü filtre kahve. Sade olsun. Sütlü seviyorum. Sütlü. Kahve sütle içilmez. Siz çok mu biliyorsunuz her şeyi? Madem mesai bitmedi, ne konuşuyoruz? Hangi işle ilgili, hangi konuyla? Çok asilsin, çok.
Ama bu durum çok hoşuma gidiyor. Açma. Yemin ol Sırat. Açma ya. Dinliyorum. Ha Firuze, işler karışıyor. Bu Ayaz'ın babası kayıpmış. Sen biliyor muydun? Nasıl kayıpmış? Yok, bilmiyorum. Yani biz tanışmadan önce Mersin'deyken terk etmişler babalarını. Kaçmışlar yani. Ben sadece onu biliyorum. Ha, aynen. 25 Mayıs 2018'de... İstanbul'a gelmiş Ayaz'ın babası. Sonra da bir daha geri dönmediğine dair ihbarda bulunmuş Mersin'deki akrabaları. Yani kayıp görünüyor. Onun için ifadeye çağırmışlar Safiye Korkmaz'ı. Benim için lütfen. Bitsin bu huzursuzluk. Mutlu olalım hadi. Tatlım. Selam. Ne haber? İyilik. Derdimiz hep o zaten, iyilik. Hayatıma sevdiğim iki adam. Yüzünüzdeki bu gülümsemeye sonsuza kadar tutunmak istiyorum herhalde. Tutun tatlım. Değil mi Ayaz? Yalnız mıyız? Ben. Ben bir gidip geliyorum. Aranızdaki durumu biliyorum. Firuze anlattı. Yapma. Ona özenli davran. Aranızda gerginlik istemiyorum. Belli ki iş dışında da sık sık bir araya geleceğiz. O ne demek? Hı? Uzun zamandır böyle heyecan verici duygular hissetmemiştim demek. Bir saniye. Kaç Mayıs dediniz? 25 Mayıs. Bu Ayaz'ın beni terk ettiği tarih. Burada bir hikaye var. Belli ki annesiyle babasıyla ilgili. Çözersek belki senin eski sevgili ikna olur, ifade verir. Umarım. Ayaz'ı hedef tahtası olarak görmüyorum. Buraya oturursan düşünebiliriz. Merhaba. Selam. Teşekkürler. Ne içiyorsun? Sütlü kahveye devam mı? Hayır. Su. Sevgilim. Nerin sanırım isyanıdır bu. Sevip sevmeyenlerin feryadıdır bu. Benim feryadım orada. Görülenlerin sanırım isyanıdır bu. Sevip sevmeyenlerin feryadıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Düzensiz dünyanın günahıdır bu. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Yakar. İsyan edede oldum günahkar. Mutluluk bizlere. Yarası.
uzaktan bakar. Allah. Ayranımız yok içmeye. Tahtıravanla gidiyor çeşmeye. Annem. Bak tersin. Tatsızın. Niye? Sokakta mı kalacak anam bacın? 30 dakikada bir dangıdı 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 aynı şarkıyı kafamda döndürüp duruyorsun. Şu evde benim kederlenmeye bile hakkım yok. Ağzıma kırayım. Yok. O pavyon gülüne kederlenirsen yok. Hayda ne alaka ne dava şimdi ya. Hadi be sen de ben bilmem mi doğurduğumu. Söküp atamadın içinden o aşifteyi. Attım. Söktüm. Attım. Toprağa koydum. Üstünü örttüm. Gömdüm. Toprak kurudu bile. Nah kurumuştur o toprak. Böyle arabekse bağlayıp bolca sularsan hiç kurumaz. Gerizekalı. İmkansızlıklar içindeki başarı her şeyden daha kıymetlidir. Değil mi Firuze? İşe yanıma geri dönmek için verdiğim bu çaba... Zaten her çiçek de zemherini açmaz. Ayaz sonunda ikna oldu. Evimizi Firuze yapacak. Yani birlikte yapacağız tabii. Gün sonunda benim dediğime geliniyormuş. Zaman olmadı da. Olsa biliyorsun. Evet. Pardon. Deminden beri üstümden bir muhabbet dönüyor. Ben açıklamak isterim. Evlenecek bir çiftin evini kurmak hep hayalimdi. O yüzden mutluluk duyarım. Ne güzel. Safiye anne de çok heyecanlandı. Bak. Anne faslına geçmişsin. Sevgilim keşke baban da görse. Evet evet. Keşke rahmetli de görseydi. Benim babam, rahmetli babam. Hadi uzayalım Berrak. Ne oldu sevgilim? Hadi biz de kalkalım. Şimdiden anlaşalım, seni ben bırakacağım. Ayaz, araban nerede? Serviste, çıkmadı hala. Limiti aşmayan tek kişi olarak şoförünüz benim. Tatlım, senin arabanı da yarın aldırtırız. Hadi bin. Firuze, sen yanıma geç. Bir taksi rica edebilir miyim ben? Konseri de aldı. Hiç araç yok Ayaz Bey. Ayaz, hadi binsene ya. Berrak. Hadi sevgilim. En sevdiğim şarkı. Abi biraz sesini açar mısın? Yanıyorum. Ay 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 ay. Çok fena. Ay 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 ay. Ya yağmur. Mum misali. İriyorum. Eyvah. Yürüyorum ben. Ateşe doğru. Bir şey yap. Bu
defa kendimden daha inatçı biriyle karşılaşıyorum. İyi geceler. Saat kaç ama? Alo. Ayaz'ın babası yaşıyor mu, ölmüş mü? Öğrenebilir miyiz? Niye, ne oldu ki? Bilmiyorum. Belki de yersiz bir şüphe. Yarın öğreniriz, yersiz mi değil mi? İyi geceler. İyi geceler. Kızım. Firuze. Firuz. Neredesin ya? Merak ettim. Sorma. Bugün başıma gelenleri anlasan inanamazsın. Ertan'ın resmen asıldığını mı anlatayım? Ayaz'la nişanlısının evine hep beraber gidişimizi mi? Yoksa Zehra ablaya Ertan'la birlikte yakalanmaktan kıl payı kurtuluşum mu? Hangisini anlatayım? Oha! Şüş! Ama hala iştesin değil mi? İşteyim. Hah, iyi bak. Ben de sana iki torba kıyafet getirdiydim. Sağ ol. İşten atılmama Ayaz engel oldu. Çizim benim yerime o yapmış. Bir dakika ya. Hem ifadeyi vermedi, şimdi de yardım mı ediyor? Aynen öyle. Ya ben artık ne yapmaya çalıştığını, amacını anlamıyorum. Ama bir şekilde öğreneceğim. Kutlu olsun. Ömrüm sağlıkla, mutlulukla da olsun. Nice yaşların olsun kızım. Hadi gidelim artık. Bitti sayılır görüş. Ama daha doyamadım ben babama. Hem gidin demediler ki. İyi hadi kızım. Yeter buranın havasını soludunuz. Hadi. Hadi sana Allah rahatlık versin Yaşar. Sen iki dakika kal oğlum. Buyur babam. Bak oğlum. Ben babam gibi yapmayayım derken aynı onun gibi olmuşum. Bu da benim kusurum olsun. Ama şunu bil, benim için bütün evlatlarım bir. Hepsi ciğerparem. Sana gönlünce babalık yapamadıysan beni bağışla. Bana buradan çıkış yok belli. Ailemize emanetin bil. Yadigarım say oğlum. Çok şükür. Sen ve Firuze tek başınıza ayakta kalabilecek güçtesiniz. Taşı sıksanız suyunu çıkarırsınız. Ama Elvan küçük. Daha yürüyecek yolu var. Okuyacak, büyüyecek, çeliklenecek. Kardeşini okut oğlum. Ona sahip çık. Kimseye muhtaç etme. Elini bırakma. Önce sen, sonra ailen. Ama en çok Elvan sana emanet. Benim gözümü arkada bırakma. Senden başka istediğim yok oğlum. Emredersin baba. Başım üstüne.
Safiye Hanımlara aldığımız kıyafetleri arabaya yükleyebilirsiniz Şerife. Tabii. Hayır Şerife Hanım. Hiçbir şey yerleştirmiyorsunuz. Anne, konuştuk bu konuyu lütfen. İşime karışma Berrak. Sayende ailemiz adına yeteri kadar risk aldım. Bırak da bu kadar müdahalem olsun. Hayır dedim anne. Yapmayacaksın bunu tabii ki. Konu kapanmıştır. Şu ara Ayaz'ı kızdırmak en son isteyeceğim şey, emin olabilirsin. Zaten hassas. Lütfen. İstediğim gibi olmuyor. Siz yine de dediğimi yapın Şerife. Berrak'ın haberi olmasın. Tabii İcren Hanım, hemen. Ay Elvan, yeter ya, yeter, içim şişti be. Sen ağladın diye vermeyecekler babanı. Ulan bir Rabbim. Bu da nereden çıktı, kime çekti böyle, anlamadım ki. Yaprak gibi, rüzgar esse inciniyor. Anacığım üstüne gitme kızın ya. Gel. Gel bakayım. Ay bak şimdi ya, Başak Hanım mesaj attı. Yeni dolaplar yaptırdı da bu evine. Torba torba elbise çıktı, gel de al diyor. Ama ben nasıl taşıyacağım onları Faruk? İşin yoksa sen de gel oğlum benimle. Tamam anacığım, gelirim tabii. Gelirim, sen yorulma yeter, gelirim. Amcacığım, Haluk Bey varmış burada, tanıyor musunuz? Haluk Bey'i mi soruyorsun kızım? Aha, Haluk Bey. Ha, onlar taşındılar, ev aldılar. Talih onlara kondu, apar topar gittiler. Bir adres, bir telefon, ulaşabileceğim bir şey var mı acaba? Adres, telefon, adres bilmiyorum ama isterseniz telefonu bulabilirim. Çok sevinirim. Ama pişmaniye getirirsen. Olur, getiririm. Yarın geldiği zaman ben yukarıdayım, zile bas. Ben seni karşılarım. Yalnız gelirken pişmaniye sade olsun, unutma. Tamam, anlaştık. Tamam. Söz. Ha, teşekkür ederim. Güle güle yavrum. Güle güle. Buradayım ha. Aşağıdaki salonu gördün mü? Düğün alayı geçer içinden. Aliyeciğim. Aşağıdaki banyonun giderinde bir sıkıntı var. Oyuncak sıkıştı galiba. Bir bakarsın bir ara, tamam? Ha, şimdi bakarım. Al. Onun kocasının doğal bitki örtüsü sıkışmıştır. Dikkat edin. Allah canım abi. Bunlar değil mi hepsi? Ha. O kadar değil mi torbalar? He, o kadar. Bana bak, o torbaları kaybetme orada burada. Ha, yok yok, tamam. Hadi akşama görüşürüz. Tamam. Sen de mi buradaydın? Toplantının başladığını haber vermeye geldim Firuze Hanım'a.
Ama bir şeyi böldüm sanırım. Yok, geliyor Firuze. Bu akşam bir işin var mı? Çalışacak mıyız? Hayır. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yemekte. Neden? Yani ne hakkında, ne konuşacağız? Bir sıkıntı mı var? Akşam 7'de. Dünkü otel var ya, mutfağı da iyidir. Gecikme. Sen ve bir asistanın ayağına gitmek. Gerçekten şaşırtıcı. Dün gece dışarı çıkılmış. Ne oluyoruz? Bu gece anlayacağız ne olduğunu. Ertan ya bu ilgini mobbing olarak görüyorsa Firuze? Yani ya seninle aynı noktada değilse? Bu dünyada seni reddedebilecek kadınlar da var. Merak etme Firuze, o kadar aptal biri değil. Ben cezaevine gidiyorum. Fehmi halletse bundan sonrasını. Tanıdığım insanlar arasında benden daha ikna edici biri olduğunu sanmıyorum Mehveş. Riske atmayalım. Ayas. Bizimkiler size gidiyormuş. Safiye Hanım'ın onları çok iyi ağırlayacağına eminim. Ertan, ne söyleyeceksen açık açık söyler misin? Lütfen. Ayas, bu saadet, bu huzur az kalsın bozacaktım. Neyse ki son anda doğruyu buldum. Neyse ki. Dışarı çıkar mısın? Hadi. Çok güzel aile oluyoruz Ayas. O kadar hoşuma gidiyor ki bu. Yani kendini kasmayıp az daha rahat bıraksan o kadar mutlu olacaksın ki. Anladın sen onu. Yahu sen ne mübarek adamsın be kayınço. Ben de seni arayacaktım. Tapu işi tamam, pazartesi gidiyoruz. Kimin üstüne olacak? Senin mi, ananın mı? O iş bitti. Vermiyorum sana Elvan'ı. Ulan benim kardeşim okuyacak. Abisi var onun. Senin gibi soysuza muhtaç eder miyim ben onu? Öyle mi? Çıkın o zaman evimden. Nereye çıkıyoruz lan evinden? Nereye çıkıyoruz evinden? Bak, bu borcun, tamam mı? 6 aylık kira, su, elektrik, aidat, ne çokumsa içinde. Kalanı da aç gözüne faiz olsun. Anladın mı? Hadi bakalım, hadi. Ayrıca bizim sokaktan geçersin. Evin önünden yürürsün, bak gözüm üstünde. Kafan yerden kalkarsa seni eşek cennetine muhtar ederim, haberin olsun. Şu kapı var ya, onu kapat şimdi arkamdan. Hadi bakalım. Kapat. Şişt, mağdur. Lan oğlum tamam, uzatma, asap bozma hadi. Kanka dün İsmet amcaların evine gelmiş bu Demirkan Holding'in sahibi. Ailelere ev vermiş, haberin olsun. Güzel. Bize? Hiçin biri. Olur mu lan öyle şey? Yemezler kardeşim. Yok öyle dava. Faruk Pınar hakkını var ya, söke söke alır. İstikamet Demirkan Holding o zaman. Bu ne soğuk lan Aykut? Sıçana döndüm oğlum. Ellerine sağlık Aliyeciğim. Ay sağ olun. Allah bereket versin. Güle güle kirletin.
Ay yalnız Başak Hanım, bu benim gündeliğin yarısı. Bir yanlışlık oldu herhalde. Ama geç geldim bugün. Bir de dünya kadar kıyafet verdim. Onlara sayacaksın artık. Ha. Anladım, o şekilde yani oldu. Hadi iyi günler. Kira yerine senin dantel eteğini veririm artık Yasin'e. Allah'ın cibrisi. Restoran katının teras çıkma seviyesi önemli. Yalnız proje ölçüleri bize pek yeterli, gerçekçi gelmedi. Diğer slaytımızda. Pardon. Efendim Önder Bey. Firuze, köşedeki pastanedeyim. Hemen in. Bir şey mi oldu? İn, seni görmem lazım. Çok önemli. Geliyorum. Ne oldu, ne öğrendiniz? Ayaz'ın babası ölmüş mü? Öldü görünmüyor. Ama şimdi konu o değil. Savcı iddianameye geri çekti ya, bazı tanıkları da tekrar çağırıyormuş. Ben de dün gece her raporu, her ifadeyi, iddianameyi tekrar tekrar okudum. Tutarsızlıklar, eksiklikler, asansörün düşüşündeki karanlık noktalar. Hülasa bir sonuca vardım. Asansörün düşüşü ihmal veya kaza değil. Planlanmış bir cinayet. Anlamadım. Yani ihmali mi kastediyorsunuz? Hayır, bir komployu kastediyorum. Kaza süsü vermişler. Yani asansörle oynamışlar, anlasana. Emin misiniz? Yoksa bu bir varsayım mı? Gerçeğe giden yol varsayımdan geçer Firuze. Araştıracağız, öğreneceğiz. Eğer benim dediğim doğruysa ortada bir suçlu var demektir. Bu da babanı özgür bırakabilir. Şükret ki doğru yerdesin. Şirkette, içlerinde. Hadi görüşürüz. Dur, ben daha öttüreceğim sizi, dur. Selamünaleyküm hanımefendiciğim. Buyurun. Fehmi Bey'le görüşeceğim ben. Randevunuz var mıydı? Yok, siz Faruk Pınar deyin, Yaşar Pınar'ın oğlu deyin. Arayalım. Arayın. Fehmi Bey, Faruk Bey geldi efendim, Faruk Pınar. Suçunu itiraf ederken dilekçenin aslında hiç olmadığını da eklersen şık olur. Geride kalanları düşünüyorsun değil mi? Aileni. Haklısın. Ben de düşünüyorum bunu. Birinin senden sonra onlara destek olması lazım. Ben seve seve yaparım. Gerçekten. Hepsinin adını tek tek yazman yeterli. Kime yardım etmemi istiyorsan onların adını tek tek oraya yaz. Bak, bu akşam özel bir yemeğim var. Çok hoş bir kızla. Sizden rica edeceğim, biraz acele lütfen.
Çok yakışacak. Faruk Bey, buyurun. Fehmi Bey sizi bekliyor. 14. kata çıkabilirsiniz. Şuradan geçersiniz. Eyvallah. Hava sert. İskeleyi sökün, canımız yanmasın. Kolay gelsin usta. Daha ne kadar susacaksın? Daha ne kadar saklanacaksın? Sen bu işin sonunun nereye gittiğini görmüyor musun? Ertan'ın bana bakışlarının farkında mısın? Firuze. Babam için her şeyi yaparım. Biliyorsun, değil mi? Firuze, sen buraya beni delirtmeye mi geldin? Ne diyorsun sen? Sen ne ima ediyorsun bana ya şu? İma değil. Bak, açıkça söylüyorum. Sen nişanlınla, ben de Ertan'la... Sakın! Saçmalama! Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Firuze? Ne diyorsun? Görürsün. Asla. Ben seni baştan beri uyardım Firuze, değil mi? O adam tehlikeli, manyağın teki, sana zarar verecek dedim. Yine söylüyorum. Sana zarar verecek o adam. Ne olur uzak dur. Ne olur uzak dur Firuze. Yapma. Yakınına girme o adam. Lütfen. Durdur beni o zaman. Anlat gerçekleri. Neden vazgeçtin? Neden ifade vermedin? Ne saklıyorsun? Anlat. Ben Yaşar Pınar. Demirkan Holding Başkanı Ertan Demirkan ziyaretime geldi. İnşaatlarında meydana gelen kazayı üstlenmemi istedi. Suçu kabul edersem aileme bakacağını, bana para vereceğini söyledi. Teklifini de, tehdidini de kesinlikle kabul etmiyorum. Etmeyeceğim. Adalet temiz hava gibidir Ertan Bey. Kirletirsin, bir gün sen de nefes alamazsın. Fırsatı kaçırdın. Bundan sonra ailenin başına gelecek her şeyden sen sorumlusun. Anlamadım. Karın, oğlun, kızların hepsini tek tek bulacağım. Sakın. Sakın dokunma çocuklarıma, aileme, kızlarıma sakın. Kızlarına çok mu düşkünsün? Hangisi? En çok hangisini seviyorsun? Uzak dur Elvan'ımdan da Firuze'mden de, uzak dur. Anlamadım. Uzak dur. Firuze'mden de Elvan'ımdan da uzak dur dedim sana. Ne saklıyorsun? Ayaz, ne olursun söylesene, anlat artık, ne saklıyorsun? Çok yakasın Firuze. Ayaz, ne saklıyorsun? Allah. Hiçbir şey. Yalan söylüyorsun. Sen bana yalan söylüyorsun. Adliyeye annenle birlikte geldin. Söylesene Ayaz. Mesela annen mi? Yoksa baban mı?
Pardon? 14. kat da bayağı güzel bir kat galiba. Bana mı dediniz? Anlamadım. Ha. Diyorum yüksekmiş bina. Buradan bin 14'e çık. Ertan Bey. Yaşar canınızı sıktıysa ben de burada onun canını sıkayım. Tabii sizin için de uygunsa. Annen babanın için ifadeye gitmiş. Babanın 2 yıldır kayıpmış. Yalan mı? Bütün bunların bu öldürücü sessizliğinle bir alakası var. Öğreneceğin her şeyi zaten öğrenmişsin Firuze. Evet doğru. Doğru. Babam kayıp. Arada bir gidip ifade veriyoruz. Birkaç ip var. O kadar ötesi yok yani. Tamam. Tamam söyleme. Sen yine sus. Ama nasıl babanın kayıp olduğunu öğrendiysen... ...babamını da öğreneceğim. Yine sustun ya. Onu da buraya yazdım. Fehmi Bey nerede Fehmi Bey? Ben kapıda karşılanırım zannediyordum ayıbına karşılık. Hatta dur ya o Ertan Bey nerede? Ben onu da göreceğim. Nerede o Ertan? Siz bir sakin olur musunuz? Ne geliyorsun üstüme? Olmayacağım sakin. Nasıl sakin olacağım bacım? Ya ne beyefendi? Nasıl sakin? Ben içim yanıyor ya mağdurum. Siz burada takada tukada yürüyün, eğlenin. Biz orada bokup püsürün içinde debeleşelim. Millet evi verin, bize naniyi verin. Faruk Bey ne yapıyorsunuz? İyi avukat sen ne yapıyorsun? İyisin. Benim tapum nerede abi? Ne tapusu? Ne? Abi siz delirtecek misiniz lan adamı? Sen söz vermedin mi bana? Biz millete ikna ederken iyiydi, vermişsiniz evleri. Biz böyle kendi kendimize el elde baş başta oturuyoruz. Bağırmayın rica ederim. Ne bağırmayacağım? Gelin şöyle sakince bir konuşalım. Bir dakika suçlu gibi beni tutuyorsun. Gelin lütfen. Allah Allah. Gelin lütfen. Biz hakkımızı istiyoruz ya. Bıraksana kolumu kardeşim. Şey bir bağırmayın. Şey istemiyoruz gelin ki ya. Gelin şöyle sakince bir biz konuşalım. Biz kendi derdimizin peşindeyiz ya. Biz... Ya kardeşim ben goy goy istemiyorum. Ben o tapuyu alacağım ya. Bir konuşalım. Geçin lütfen. Bina yapıyorsunuz. O binaları da böyle yapıyorsunuz. Kapı kırık. O yüzden yıkılıyordur. Benim haberim yok olan bitenden. Ya bırak. Nasıl haberin yok olan bitenden? Gitmişsiniz insanlara ev vermişsiniz. Bu Ertan Bey midir nedir? Onunla bir kadın. Taziye ziyareti yaptılar asistanıyla o kadar. Ya bu nasıl taziye ziyaretini anahtar teslim yapıyorsunuz galiba? Ya bırak Allah aşkına. Ayıp ya ulan şu koltuk eder bebeğe. Utanmıyorsunuz. Bu ne cimri misiniz, pinti misiniz? Avukat bak Fehmi Bey ben bu işleri yemiyorum o kadar tamam mı? Fehmi ne oluyor burada? Ertan hiç sevmez bu işleri. Acil dışarı çıkın hemen. Ertan Bey de yolda geliyor zaten. Buyurun Mehveş Hanım'ın odasına geçelim. Bizi bekliyor. Bir kahve içeriz. Kovuldu gibi bir de. Buyurun. İçelim kahveyi. Mehveş Hanım fal bakıyorsa 3 vakte kadar yer versin. Firuze ne yapıyorsun sen? Bu kim? Beş, bana Yaşar Pınar'ın kızı Firuze Pınar'ı bulun hemen. Kendisi fotoğrafı fark etmez. Bana o kızı bulun. Şimdi aşağıdan Fehmi'yi aradılar. Faruk gelmiş. Abisi Firuze'nin. Bir dakika ya. Senin asistanın da Firuze.
Şaka mı bu? Faruk'u da Firuze'yi de tutun orada. Şu kardeşleri bir karşılaştıralım bakalım.